Balla Laykası sayfa 163, mektup 141. Risale-i Nur'un tesvit ve tebzizinde çok hizmeti sebkat eden Şamlı Hafız Tevfik'in, çok büyük bir zat, aynı zamanda alim bir zat. Çocukken üstadın Emevi Camii'ndeki hutbesine katılıyor. Babası götürüyor. Üstad'la ilk orada tanışıyor. Sonradan Balla'ya geldiğinde üstadın talebe oluyor. Üstadın sır katibi diyor. Tokadı var. Lemalarda geçiyor. Çok enteresan. Şamlı Hafız Tevfik abinin 10. lemada geçen şefkat tokadı. Evet, itiraf ediyorum ki ben bilmeyerek, yanlış düşünerek hizmet-i Kur'an'ede fütur verecek harekatım sebebiyle iki şefkatçi tokat yedim. Şüphem de kalmadı ki bu tokat o cihetten geldi. Birincisi, lillahil hamd. Benim hatt-ı arabiyem Kur'an'a bir derece uygun bir tarzda ihsan edilmişti. Şamlı Hafız, yani medrese eğitimi almış olan bir zat ve hatta arabisi Kur'an'a yakın, Kur'an'a yazmayı biliyor. Üstadım en evvel 300 bana yazdırmakla sair arkadaşlarıma taksim etti. Şanur talebelerine üstad Kur'an'ı yazdırıyor. Çünkü Kur'an ortadan kaldırılmak için uğraşıldığı bir zaman. Yani manasının yanında bir de maddeden de Kur'an'ı kaldırmak için uğraşmıştır. Hatta Cumhuriyet'in ilk yıllarında malum şahıslarla beraber o Lord Girzon, ben diyor Kur'an-ı Kerim'i diyor pazarlarda kese kağıdı yaptıracağım diyor. Ve yaptırıyor. Gerçekten de pazarlarda Kur'an-ı Kerim nüshaları kese kağıdı olarak kullanılmış. Yani Kur'an'ı manen ve maddeni ortadan kaldırmak için çok ciddi taarruz var. Üstad Risale-i Nur talebelerine Kur'an yazmayı emrediyor. Talebelerine dağıtıyor. Tabii çeşitli hafızlar var. Hafız Ali abi var. Şamlı Hafız Tevfik abi var. Bir de Hüsrev abi gibi Arabi hattı olmayanlar da var. Bakarak yazacaklar. Kur'an yazmak iştiyakı risalelerin tebhiz ve tesvidindeki hizmetime arzuma kırdı. Tabii mesele Kur'an yazmak olunca Şamlı Hafız Tevfik abi risale yazmayı ikinci plana bırakıyor. Daha çok Kur'an'a yoğunlaşıyor. Hem Arabi hattı bulunmayan sair arkadaşlara tefevvük edeceğim diye gururkerane bir tavırda bulundum. Yani onlara üstün gelmek için uğraşıyor. Çünkü Kur'an yazacak. O Kur'an çoğaltılacak yani. Tabii büyük bir sevap kapısı yani her okuyandan. Sana müthiş bir kazanç kapısı tabiri caizse. Burası çok enteresan. Üstadım yazıya ait bir tedbir bana söylediği vakit, bu iş bana aittir. O vakit dedim, ben bunu biliyorum, ders almaya ihtiyacım yoktur diye mağrurane söyledim diyor üstada. Üstad ona bir ikazda bulunuyor. İşte şunu şöyle yap, şunu şöyle yap. Şanlı Hafız Tevfik abi diyor ki yani açsane. Biz bu işi biliyoruz yani. İşte bu hatama göre fevkalade hiç hatıra gelmeyen bir tokat yedim. Ne oldu? En az Arabi hattı olan bir kardeşime, Hüsrev'e yetişemedim. Hayret ettik ya, nasıl böyle bir şey oluyor? Şimdi anladık ki o bir tokattır. Hüsrev abi daha güzel yazıyor. Hüsrev abi öyle bir yazıyor ki, Üstad öyle diyor yani, Levh-i Mahfuz'daki Kur'an'ı yazmıştır diyor yani. O kadar. Hiç Arabi hattı yok. Sonradan öğreniyor. Hatta aynı mesele Hafız Ali abi ile Hüsrev abi arasında da geçiyor. Hüsrev abinin Üstad yazısını daha çok beğeniyor diyor. Bu daha çok iş yapacak. Hafız Ali abi diyor ki, evet Üstad çok doğru söylüyorsun. Üstad diyor ki, onun kalbine baktım diyor. Çok samimi gördüm diyor yani. Birisinin, bir kardeşinin. Kendisi hafız. Diğeri hafızlıkla alakası yok. Eğitim almamış. Onun yazısını beğeniyor Üstad. Evet Üstadım haklısınız diyor siz. Doğru söylüyorsunuz. Ben onun kalbine baktım diyor Üstad. Hafız Ali abinin. Şehit. Çok samimi gördüm. Ve dedim ki diyor, bu his çok hizmet edecek. Bak çok enteresan arkadaşlar. Kabiliyet değil bak. Bu his. Biz hizmeti neye bağlıyoruz daha çok? Kabiliyete bağlıyoruz. Çok iyi anlatırım işte. Çok iyi konuşurum. Ben yapamam yani. Ya ben yapamam. Ben olamam. Kardeşim kabiliyet iş yapmıyor. Kainattaki cari kanun budur bakın, dikkat edin. Cenab-ı Hak tabiri caizse en acizlere en âli işleri yaptırır. Çekirdeğe ağacı taşıtır. İneğe süt yaptırır. İncir ağacına çamur yer kendisi değil mi? İncir çıkartır. Tavuğa yumurta yaptırır. Bu böyledir. Cari bir kanundur yani. Kendimize kabiliyet gördüğümüz nispetle tedeniyet başlar. Düşüş başlar. Şamlı Hafız Tevfik abi birinci tokadı bu. İkinci tokadı ne peki? Onu da söyleyelim. Ben itiraf ediyorum ki hizmeti Kur'an'daki kemal-i ihlas ve sırf livecillah için hizmeti iki vaziyetim ihlal ediyordu. Şiddetli bir tokat yedim. Çünkü ben bu memlekette garip hükmündeyim. Garibim. Hem şekva olmasın, üstadımın en mühim bir düsturu olan iktisada ve kanaate riayet etmediğinden fakr-ı hale maruzum. Hodbin mağrur insanlarla ihtilata mecbur olduğumdan, vazife gereği, iktisat yapmadığımdan dolayı, bir de hodbin ve mağrur, gururlu insanlarla ihtilat ettiğimden dolayı. Ha, demek ki ihtilat ettiğimiz insanlara dikkat edeceğiz. Sohbette insiba ve inkas vardır. Oturduğunuz, kalktığınız kişinin hali size sirayet eder. Ehli gıybetle oturursan gıybet yaparsın. Ehli adavet oturursan adavet yaparsın. Hasetçiyle oturursan haset bulaşır sana. Bu böyledir, kanundur ya. Sigara için ortama girdin mi sigara sirayet etmiyorum kardeşim. Kokusu değil mi? Cenab-ı Hak affetsin. Münüvvetkenane bir surette riyaya ve tabasbusa mecbur oluyordum. Yani böyle yapmacık hareketlere vesaire. Üstadım çok defa beni ikaz ve ihtar ve tekdir ediyordu. Uyarıyordu üstad. Ha, demek uyarıları dikkate almak lazımmış. Birileri bizi Allah aşkına uyarıyorsa dikkat edecekmişiz. Üstad da tekdir etmiş, ihtar etmiş. Ma teessüf, kendimi kurtaramıyordum. Halbuki Kur'an-ı Hakim'in ruhu hizmetine zıt olan bu vaziyetimden şeytanı cinni ve insi istifade etmekle beraber
hizmetimize bir soğukluk, bir fütür veriyordu. İşte ben bu kusuruma karşı şiddetli fakat inşallah şefkatli bir tokat yedim. Bak şimdi şüphem kalmadı ki diyor. Bu tokat o kusura binaen gelmiş. O tokat şudur ki 8 senedir ben üstadımın hem muhatabı 1, hem müsevvidi yani yazıcısı 2, hem mübeyyizi yani onun yazdıklarını derleyen, toparlayan, hani şekle şemale sokan, işte hata varsa onu düzelten olduğum halde üstadın yanı başında, menbaın başında 8 ay kadar nurlardan istifade edemedim. Ya 8 ay üstadın yanındaymış, birebir menbaın başında tabiri caizse istifade edemedim diyor. Bir pınarın yanına, bir kapalı testik ona. 40 yıl aka, kendi dolası dil demiş Yunus Emre Hazretleri. O manada bir şiiri var. Yani 40 yıl sen testinin kapağını kapalı tutup ırmağın kenarında dursan da olmaz. Bak çok enteresan. Üstad da diyor bak şimdi, bu hale hayret ettik. Ben de ve üstadım da bu neden böyle oluyor diye esbab arıyorduk. Şimdi kat'i kanaatımız geldi. O hakaiki Kur'an'ın nurdur, ziyadır. Tasannu, temellük, tezellül zulmetlerle birleşmiyor. Bak neyle birleşmiyormuş? Tasannu. Yapmacık hareketler, suni hareketler, riyakarane, böyle planlı projeli hareketler içerisinde olan kişilerle bu hakikatler birleşmez. Onun için bu nurların, hakikatlerin meali benden uzaklaşıyor tarzında bulunarak bana yabani görünüyor, yabani kalıyordu. Böyledir işte. Yabani görünüyor, yabani kalıyor. Neden? Çünkü yabanilik kimde? Bu hissiyatların taşıyandadır. O yüzden hissiyatlarımız hep berrak olması lazım. Çok önemli. Hissiyatların olmuş olduğu yerde üstadın yanına ders alsan hiçbir şey olmaz. İşte Şamlı Hafız Tevfik abi kendi söylüyor, kendi yazmış yani. Üstad da tasdik ediyor yani. Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum ki bundan sonra Cenab-ı Hak bana o hizmete layık ihlas ihsan etsin. Ehli dünyaya tasannu ve riyadan kurtarsın. Başta üstadım olarak kardeşlerimden dua rica ediyorum demiş Şamlı Hafız Tevfik abi. O yüzden Şamlı Hafız Tevfik abi yaşamış olduğu tokat hepimizin her an başına gelebilecek bir tokat. O yüzden his alemimiz, his dünyamız berrak olması lazım. Öyle hissimiz, kabarık hissimiz, gergin hissiyatlarla beraber yürünecek bir yol değil bu. Olmaz yani. Hem kendine zarar edersin hem de cemaate zarar vermeye başlarsın. Allah muhafaza. Evet, şimdi mektuba geçiyoruz. Bismi Subhanehu. Malum olsun ki Zübdetül Resail, Umdetül Vesail namında Kutbul Arifin, Ziyayettin Mevlana Şeyh Halid'in Kuddisi Ruhu, Mektubat ve Resail-i Şeriflerinden Muktebes Nasayih-i Kutsiye'nin tercümesine dair bir risaleyi 13 sene mukaddem Bursa'da hocam Hasan Efendi'den almıştım. Hasan Efendi diye bir hocası varmış. Bu kitabı ondan almış. Nasılsa mütalaasına muvaffak olamamıştım. Ta bugünlerde kitaplarımın arasında bir şey ararken elime geçti. Dedim. Bu Hazreti Mevlana Halid, biliyorsunuz 3 tane Mevlana var. Biri en meşhuru bizim bildiğimiz Konya'da meftun bulunan ki şimdi Şeyb-i Arus törenleriyle anılıyor. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri. Diğeri Mevlana Halid-i Bağdadi. Bir de Mevlana Camii var. Sahabe bahsinde geçen Mevlana Camii'nin sözüdür o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. O kıtmir diyor bir köpek. O cennete girsin, ben cehenneme girsem reva mıdır? O ki diyor ashab-ı keyfin köpeği, beni seviyor, senin ashabının köpeğin diyor. Buradaki Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri Hindistan'da vazife yapmış. Çok büyük bir zat. Bir önceki müceddittir kendisi. Hindistan'da hizmet etmiş. Ve bunun hayatıyla ilgili bir kitap, onun kitabını okuyor ve onu mütalaa ederken bu Hazreti Mevlana Halid üstadımın hemşerisidir. Osmanlı çünkü o zamanlar için tarih itibariyle. Hem İmam-ı Rabbani'den sonra Tariki Nakşi'nin en mühim bir kahramanıdır. Hem Tariki Halide-i Nakşi'nin piridir. Yani Nakşi tarikatında ayrı bir kol oluşmuş. Yani öyle bir yol çizmiş Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri. Risale-i mütalaa ederken Hazreti Mevlana'nın tercüme-i halinden şu fıkrayı gördüm. Ashab-ı Kütüb-i Sitte'den İmam-ı Hakim Müstedrek'inde, Ebu Davud Kitab-ı Sünen'inde, Beyhaki Şuab-ı İman'da tahriç buyurdukları 3 tane sahih hadis kitabında geçen hadis-i şerif. İnne Allahu yeb'afu li hazihil ümmeti ala reisi kulli mi'atin senetin men yuhaddidu leha dineha. Yani her 100 senede Cenab-ı Hak bir müceddidi din gönderiyor. Her 100 senede bir dini yenileyen birini gönderiyor hadis-i şerifte geçtiği şekilde. Hadis-i şeriflerine mazhar ve masadak ve müsirri tam olan Mevlana Eşşehir Kutbül Arifin, Gavsul Vasilin, Varis-i Muhammedi, Kamülü Tarikatil Aliye vel Müceddidi Halidi Zülcenayin Kuddüse Ruhu ile ahir künyesi. Yani üstadın dili ağır diyenler hep ben böyle abilerin dillerini seviyorum. Ama bu abiler yazaydı risaleleri gördüğünüz zaman ne olur. Şimdi bakın Mevlana Hazretleri ile üstadın arasındaki acip bir benzerlik var. Hayatlarında bir yani müthiş bir sır var. Sonra tarihçi hayatında gördüm ki Mevlana Hazretleri'nin tevellüdü 1193. Sonra gördüm ki 1224 tarihinde Saltanat-ı Hind'in
Hindistan'ın payitahtı olan, başkenti olan Cihanabad'a dahil olmuş. Abdullah Dehlevi Hazretlerinden aldıkları füyüzat-ı manevi ile Tariki Nakşi Risalesi'ne girip mücedditliğine başlamış. Sonra 1238'de ehli siyasetin nazarı dikkatini celbettiğinden vatanını terk ederek Diyar-ı Şam'a hicrete gitmiştir. Hem içinde gördüm ki Hazreti Mevlana'nın nesli Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh'a mensuptur. Hazreti Osman'ın neslinden geliyor. Sonra gördüm ki tercüme-i halinde istidad-ı fıtri ve kabiliyeti harika ile sinni 20'ye bari olmadan, yani yaşı 20'ye gelmeden alemi ulema-i as ve allame-i vakt olmuş. Yani o vaktin alemi ve uleması olmuş. Süleymaniye kasabasında tedris-i ulum ile iştigal eylemiştir. Şimdi bunu niye anlattı? Üstadın hayatında bir kıyaslama yapacak. Sonra üstadımın tarihçeyi hayatını düşündüm. Baktım 4 mühim noktada tefavuk ediyor. Yani benzeşiyor. Nedir o? Hazreti Mevlana 1193'te dünyaya gelmiş. Üstadım ise 1293'te. Ta Mevlana Halid'in 100 senesi hitam bulduktan sonra dünyaya gelmiş. İkincisi, Hazreti Mevlana'nın tecdid-i din mücadelesine başlangıcı ve mukaddemesi Hindistan'ın payitahtına 1224'te girmiş. Üstadım ise aynen 100 sene sonra 1324'te Osmanlı saltanatının payitahtı olan İstanbul'a geliyor. Mücahide-i manevisine başlıyor. Yine 100 sene var. Ehli siyaset Hazreti Mevlana'nın fevkalade şöhretinden tevehüm ederek Diyar-ı Şam'a nakli mekan ettirilmesi 1238. Üstadım ise aynen 100 sene sonra 1338'de Ankara'ya gidip onlarla uyuşamayıp onları reddederek küserek tekrar Van'a gidip bir dağda inziva ederken 1338 senesinde müteakip Şeyh Said hadisesinin vuku münasebetiyle ehli siyasetin vehmine dokunmuş, üstadımızdan korkarak Burdur ve Isparta vilayetlerine 9 sene ikamet ettirilmiş. Yine 100 sene var. Yani Mevlana Hazretleri Şam'a nakli 1238, üstadın da Ankara'dan Van'a gitmesi, Van'dan da Burdur'a sevk edilmesi 1338. Yine 100 sene var arasında. Dördüncüsü, Hazreti Mevlana Halid yaşı 20'ye bali olmadan evvel Allame-i Zaman hükmünde Fuhul Hulema'nın üstünde görülmüş, ders okutmuş. Daha 20 yaşına girmeden. Üstad ise tarihçi hayatlarını görenlere ve bilenlere malumdur ki 14 yaşında icazet alıp alemi ulema-i zamanla muarazaya girişmiş. 14 yaşındayken icazet almaya yakın talebeleri tedris etmiştir. Aynı yine hayatındaki benzerlik. Hem Hazreti Mevlana Halid neslen Osmanlı olduğu ve sünnet-i seniyeye bütün kuvvetiyle çalıştığı gibi üstadım da Kur'an-ı Hakim'e hizmet noktasında meşreben Hazreti Osman-ı Zinnureyn'in arkasından gidip Hazreti Mevlana gibi Risale-i Nur eczalarıyla bütün kuvvetiyle sünnet-i seniyenin ihyasına çalıştı. İşte bu dört noktadaki tevafukat tam 100 sene fasıla ile Risale-i Nur'un takviye-i din hususundaki tesiratı Hazreti Halid'in Tariki Nakşi'ye vasıtasıyla hizmeti gibi azim görünüyor. Yani tabiri caizse Mevlana Hazretlerinden vazife üstada devrolunmuş. Haşiye, madem Hazreti Mevlana Halid milyonlar etbaların ittifakıyla müceddittir ve baştaki hadis-i şerifin bir masadakıdır, onun tezahürüdür. Ve madem tam 100 sene sonra 4 mühim cihet-i tevafukla beraber Risale-i Nur aynı vazifeyi görüyor, demek nas-ı hadis ile Risale-i Nur eczaları tecdit ve takviye din vazifesini görüyorlar. Demek ki bu zamanda tecdit işi kime geliyor? Üstad değil, Risale-i Nur'a geliyor. Şimdi burası önemli. Gelenek olaraktan eskiden kişi merkezli hizmet, tarikatlarda böyle olmuş bu. Kişi merkezli hizmet var. Yani bir şeyh var, mürşit var, bir de yanında müritleri var ve hizmet bu şekilde yapılıyor. Fakat ahir zamanda kişileri çürüterekten mesele veyahut da dava çürütüldüğü için Cenab-ı Hak bambaşka bir tecdit yolu açıyor. Bu sefer vazifeyi kişiden alıp kitaba ve cemaate naklediyor. Şu anda müceddidi din Risale-i Nur'dur ve bir de Risale-i Nur talebeleri de müceddidi din vazifesini gören talebelerdir. Çok büyük bir makam yani. Elhamdülillah. İçinde bulunduğumuz siperin kıymetini bilmemiz lazım. Üstadım kendine meddü senayı kabul etmiyor. Fakat Risale-i Nur Kur'an'a ait olup meddü sena Kur'an'ın esrarına aittir. Yalnız üstadımla Hazreti Mevlana'nın birkaç farkı var. Şimdi birkaç da fark söyleyecek. Birisi Hazreti Mevlana Zülcenaheyn'dir. Yani hem kaderi hem Nakşi tarikatı sahibiyken Nakşilik tarikatı onda daha galiptir. Üstadım bilakis kaderi meşrebi ve şazeli mesreyi daha ziyade onda hükmediyorlar. Yani üstad da daha çok kaderi baskın diyor. Bak enteresan bir olay anlatacak şimdi burada. Ben üstadımdan işittim ki, üstad söylüyor bunu, anlatıyor. Kime? Şamlı Hafız Tevfik abi, çok enteresan. Hazreti Mevlana Hindistan'dan Tariki Nakşi'yi getirdiği vakit Bağdat dairesi Şah-ı Geylani'nin Ba'del Memat hayatta olduğu gibi tahtı tasarrufundaydı.
Bağdat. Abdülkadir Genel Hazretleri'nin tasarrufunda ve Kadiri Tarikatı'nın, o da neşinema bulduğu bir yer. Hazreti Mevlana'nın manen tasarrufu bidayeten cahil kabul görmedi. Gidiyor, hizmet ediyordu ama parlayamıyor bir türlü yani. Neden? Abdülkadir Genel var orada. Tabiri caizse Hasanca söylüyorum. Mekanın sahibi yani. Tasarruf var. Sonra ne oluyor? Şah-ı Nakşibend ile İmam-ı Rabbani'nin ruhaniyatları. İki Nakşi güneşi, birisi Nakşi tarikatının kurucusu, bir tanesi de İmam-ı Rabbani ve en parlak güneşi, gidiyorlar Bağdat'a gelip Şah-ı Geylani'nin ziyaretine giderek rica etmişler ki Mevlana Halid senin evladındır, kabul et. Şu zamanda şu nazarla bakınca böyle ne olur, böyle şey mi olur yani, adam gidiyor hizmet edecek. İzin mi aldı? Ya izin mi? Böyle kardeşim, her şeyin bir tasarrufatı var yani. İhtilaflara da böyle bakmak lazım. Ya enaniyet falan kardeşim. Herkesin kendine ait bir tasarruf bir yeri var ya, anladın mı tabiri caizse. Ya bu izin olarak değil yani. Mesela bulunduğumuz bölgedeki böyle manevi büyüklere dua etmemiz lazım. Onların himmetlerini almamız lazım. Ya şimdi bunu belki de mantıkla, aklen izah edecek bir şey değildir bu yalnız. Söyleyeyim ya, böyle şey mi olur kardeşim bana falan, eyvallah doğru. O nazarla baktığımızda hele ki böyle mealist kafalara anlatamazsın ama alemimizde olan bir mesele olduğundan dolayı bu bir usuldür. Bu bir tarzdır, bu bir yoldur. Şah-ı Geylani Hazretleri ne yapmış peki? Onların iltimaslarını kabul ederek Mevlana Halid'i kabul etmiş. Ondan sonra Mevlana Halid birden parlamış. Bu vaka ehli keşifçe vaki ve meşhut olmuştur. Ehli keşif bunu görmüş. Kim anlatıyor bunu? Üstad anlatıyor. Üstad da biliyor yani. Sen görmediği bir şey anlatamaz. O hadise-i ruhaniyeyi o zaman ehli velayetin bir kısmı müşahede etmiş. Bazı da rüya ile görmüşler. Üstadımın sözü burada hitam buldu. İkinci fark şudur ki üstadım kendi şahsiyetini merciyetten azlediyor. Yalnız Risale-i Nur'u merci gösteriyor. Çünkü artık şahıs merkezi hizmet yok. Hazreti Mevlana Halid şahsiyeti kutbül irşad, merci-il has vel am olmuştur. Çünkü tarikatta yol böyle. Üçüncü fark, Hazreti Mevlana Halid Zülcenahindir. Fakat zamanın muktezasıyla ilmi tarikatı ve sünnet iseneyi esas tutmak cihetiyle tarikatı daha ziyade tutmuşlar. O noktada sarfı himmet etmiş. Üstadım ise şu dehşetli zamanın muktezasıyla ilmi hakikatı ve hakaiki imaniye cihetini iltizam ederek tarikata üçüncü derece bakmışlardır. Zaman tarikat zamanı değil, hakikat zamanı. Tarikatsız cennete giden çoktur ama imanı kurtarmadan cennete giden yoktur. Çünkü bu zamanda taarruz hakaiki imaniye. Elhasıl baştaki hadis-i şerif, her 100 sene başında dini tecdit edecek bir müceddidi gönderiyor. Vaad-ı ilahisine binaen Hazreti Halid eksel ehli hakikatin tasdikiyle 1200 senesinin yani 12. asrın müceddididir. Üstad ne diyor? Evet, ben çok bağırıyorum. Zira 13. asrın minaresinin başında bulunuyorum. Zahiren medeni, hakikatta en bedevi insanları diyor, camiye davet ediyorum. 13. asrın minaresindeyim diyor. Daha ne diyorsun? Tık noktaya koyuyor. Arife işaret yeter. Sözlerde orada asrın vekili, burada Said Nursi diyor. Rüyasında onu bir meclise çağırıyorlar. Ey helaket ve sefalet asrın adamı, senin de bir reyin var. Fikrini beyan et diyorlar. Geçmiş asırdaki bütün büyük zatların olmuş olduğu mecliste. Üstad diyor, kapıda durdum. Dedim ki sorun cevap vereyim. Bu kadar. Üstad'a soruyorlar. İşte mağlup olduk nedendir? Galip olsaydık ne olacaktı? Niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Sonra uyandım diyor. Anladım ki yakazaymış. Aslında bu dünya hayatı bir rüya. Böyle bir şey, bir teknik bir tabir kullanıyor da böyle. Çok hoşuma gidiyor üstadım bu tarz hareketleri. En son diyor ki orada diyor asrın vekili, burada Said Nursi. Ne desin daha yani? Madem tam 100 sene sonra aynen 4 cihete tevafuk ederek Risale-i Nur eczaları aynı vazifeyi görmüş, kanaat verir ki nas-ı hadis ile Risale-i Nur tecdid-i din hususunda bir müceddit hükmündedir. Bakın çok önemli noktayı daha atlamadan söyleyeyim. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri veya hiçbir müceddit ben müceddidim demiş değildir. Böyle bir usul yok. Ondan sonra gelen zatlar, alimler bu zat dini tecdid etmiştir demişlerdir. Şimdi ne yapılıyor? Falanca filanca yerdeki işte alimler toplanıp falanca büyük bir zata müceddidi plakete vermişler. Ya böyle saçma bir şey yok ya. İslam tarihinde böyle bir olay olmamış yani. Bak çok mübarektir, evliyallah'tır, kutuptur, eyvallah. Ayağının tozu olayım, eyvallah. Bak şahsi kemalatına zerre miktar bir şeyim yok. Ama plaketle müceddidi verildi nerede görülmüş ya? Aa, göster bana bütün İslam tarihini araştır ki araştırdım. Gelmiş geçmiş bütün müceddidin kısacık hayatlarını araştırmışım, yazmışım. Defterimde var yani. Bununla ilgili 2 saat ders yapmışım, seminer gibi yani. Tek tek araştırdım. İmam Gazali ne yapmış, İmam Rabbani ne yapmış, Halid-i Bağdadi ne yapmış, o ne yapmış, bu ne yapmış. Direkt araştırarak hepsini tam 50 sayfaya yakın yazı çıkardım yani. Hiçbir yerde de yoktur. Adam hayattayken sen müceddit denilmiş bir tane alim yok yani. Nasıl bir uygulamadır, nasıl bir şeydir anlamadım gitti yani. Tamam, büyük bir zat, hizmet ehlidir. Zaten onun makamını biz vermişiz ama şimdi bir makam var ki o makam mı olmaz o ya. Olmaz, böyle bir yöntemle çıkılmaz o makama ya.
Nasıl insan kendine mücessim diyebilir? Zaten o demiyor. Ona diyorlar. Mesela sen şimdi demiyorsun, sana plaket diyor. Emre parkların en büyük iş adamı. Sen diyorsun ama ben öyle bir derdim yok ki. Ama sana çok muhabbetler var Çeşanlıların. Emre Temiz parkların en büyük iş adamı diyor. Sen de hediye gönderiyorlar, işte plaket veriyorlar. Öyle bir şey demez zaten. Fark etmez. Onu diyen alimlere söylüyorum ben. Kardeşim nerede görmüş, bana göster. Sen müceddidin ne demek? Bir de neyi yenilemiş yani? Müceddit yenilemek demek. Hangi uslu yenilemiş? Bak tazelemek ayrıdır, yenilemek ayrıdır. Bakın Risale-i Nur 1000 yıllık tarikat geleneğini yenilemiş, formatlamıştır yani. Aslına uygun şekilde hakaik imani üzerine yoğunlaşaraktan Kur'an'ı bir tarzda olaylara, kainata, kendine bakmayı ders vermiş, kısalaştırmış yolu. Allah aşkına neyi yeniledin sen ya? Yani Pakler Tekstil, Keşan'da ne yenilik yaptı yani? Aynı takke, aynı şalvar, aynı cübbe. Aynı tarık satıyorsun yani sen. Ne yeniledin? Ne yenilik getirdin sen? Ha mesela yeni bir şey getirirsin. Hiç olmadık bir şey getirirsin. Aa bu yepyeni bir şey. Şimdi sen yenilik diyorsun, tamam mı? Ben sormuştum abi. Tamam Allah razı olsun. Sen böyle bir iddiada bulunuyorsun. Bu zat-ı muhterem müceddit diyorsun ama ne yenilemiş? Ya 20 tane sünnet ihya etmiş. Bak ihya etmek ayrıdır, yenilemek ayrıdır. Ben sana yenilikten bahsediyorum. Ne getirmiş? Yani toplum hayatına yeni ne getirmiş? Bunu yapmadıktan sonra senin yapmış olduğun şey bir şeyi ihya etmektir, canlandırmaktır. Çiçeğe su atarsın, canlanır, toparlar. Eyvallah, 20 tane değil, 100 tarikatın sünneti tazelemiştir. Allah bin kere razı olsun ama bak tecdit deme buna işte. Bu sefer karanlar karışıyor, hakikat uzaklaşıyor yani. Var olan bir şeyi yenilemiş, kuvvetlendirmiş, Allah ebeden razı olsun. Bak ne diyorum, ayağının tozu olalım böyle insanların ama lütfen tecdit olayı çok farklı bir şey. Şimdi bunu oraya getirdin mi, çorba olur o iş yani. O yüzden hat bilmek lazım. Yanlış yapılıyor, yanlışını da doğru kabul edemeyiz. Ama dediğim gibi ehli sünnet ve cemaat itikadında büyük hizmetler yapan bütün alimler, tarikat şeyleri bizim başımızın tacıdır. Allah onlardan ebeden razı olsun. Hizmetleri daim etsin. Zaten onların hakki makamları budur. Ama şimdi sen hakikat olmayan makam oraya çıkartırsan şahsı olmaz, o zarar verirsin yani. Evet. Benim üstadım daima diyor ki ben bir neferim. Fakat müşir hizmetini görüyorum. Yani kıymet bende yoktur. Kur'an-ı Hakim'in feyzinden tereşü eden Risale-i Nur eczaları bir müşiriyet-i maneviye hizmetini görüyorlar. Biz neyiz? Hizmetkarız. Ama bu hakikatler müşiriyet vazifesini görüyor. General vazifesini görüyor tabiri caizse. Esas olan hakikatlardır. Yenilik yapan nedir? Hakikatlardır. Şahıslar değil yani. Üstadımı kızdırmamak için şahsını sena etmiyorum. Demek ki üstad şahsı sena edince ne yapıyormuş? Kızıyormuş.